Başka ne soralım? Soru bu. Ebru Hanım sorularını soruyor. Çok hızlı ve hareketli ve birazdan bir Fransa var Ebru Hanım. Hemen küçük bir telefon hatırlatmak istiyorum, sonra Fransa. Telefon hatırlat, canlı yayına alacağım. Tamam. Bekliyorum. Hemen telefonları hatırlatıyorum. Biliyorsunuz ki WhatsApp çöktü. Lütfen çağrı bırakın. 130 0500 32 156 67 01 0500 32 156 67 01 bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Ya da info@erhannacar.com'a mail atabilirsiniz. Evet, evet, bu arada özür dilerim. Elimdeydi, açıldı Fransa. Olsun, Fransa. Vallahi yemin ediyorum bilerek açmadım Ebru. Çok olsun, affedersin. Lütfen, sözünü kestik. Fransa merhaba. Fransa. Merhaba, iyi günler. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Maşallah ne kadar güçlü bir ses bu. Buyurun. İyi, sağ olun. Allah razı olsun. Siz kimle görüşüyoruz efendim? Siyasettin Sayan. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? İyiyim elhamdülillah. Allah razı olsun. Buyurun. Buyurun sorunuzu alayım efendim. O kadar çok yoğun ben araba var ki arka arkaya. Buyurun ben, sorunuzu. Evet. Ben bir başvurdum emeklilik için. Bana söylediler işte kağıt geldi, her şey tamam. Borçlanmayı yatırıp evet. Alabilirsiniz, emekli olabilirsiniz dediler. Evet. Nereden, hangi kuruma yatırdınız? Hangi kuruma, nereye? Konya SGK'ya mı? Tamam efendim. Evet. Sonrasında ne oldu? Sonrasında kağıt geldi. Bana bir dilekçe geldi. İşte orada çalışıyor musun diye gösteriyor diye. Kağıt ettiler şimdi. Evet. Yani vatandaş çalıştığı için emekli alıyor. Ne yapmak evet. gerekiyor? Bununla ilgili gelen yazıyı bize gönderir misiniz? Biz bir bakalım ne yapılabilir diye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şartlarına göre bu konuda size bilgi verelim. Olur mu? Bana gönderme şansınız var mı o evrağı efendim? Bilmiyorum hangi numaraya göndereceğim. Tamam, o zaman bu numaradan bana yollayabilirsiniz aradığınız numaradan. Olur mu efendim? Mesaj var değil mi? Hanımefendi bir saniye bekleyin. Almanya bir saniye bekleyin. Beyefendi mesajla yollayacaksınız bana. Tamam oldu. Tamam, ben görüşmek üzere, sağ olun. Alo hanımefendi, buyurun. Ebru Hanım. İyi günler Erhan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok sağ olun. Buyurun. Ben Gülfer Erbay. Bundan 3 hafta önce sizin Ankara'ya gelmiştim. Büroya gelmiştim. Erbay. Ne Erbay? Yok. Ne Erbay? Onu alayım ben. Erbay Gülfer. Derken. Ne Erbay? Gülfer. Gülfer Erbay değil mi? Erbay. Neredesiniz evet, şu anda? Evet. Hangi ülkedesiniz? Mahallen emeklilik işlemi ben var. Ben Almanya'dayım. Evet. Buyurun hanımefendi. Sizi dinliyorum. Buyurun. Buyurun, mahallen emeklilik. Mahallen emeklilik, evet. Doğru mu? Evet, evet ama işlerim olmadı daha herhalde. Yardımınızı istiyorum. 3 haftada, şimdi Allah aşkına ya, kurban olurum ya. Ya 3 haftada ne yapacağız? 3 haftada değil, 1 evet. senedir uğraşıyoruz beraber. Mahallen emeklilikte bununla ilgili evet. Şöyle bir süreç var. Öncelikle heyete gireceğiz. Siz kaç aldınız, yüzde kaç aldınız onu söyleyin bana hemen. Bu yeni kampanyadan yapacağız çünkü. Kaç aldınız söyleyin bana. Yüzdeyi söyleyin. %60 mı? %60. Procenter'ınız elinizde mi? Bana WhatsApp'tan şu an atabilir misiniz? Gönderdim size. Şu an gönderebilir misiniz şu an? Hemen ekranda söyleyeceğim. Tamam, gönderebilirim. Tamam, gönder beni, tekrar ara. Hadi bekliyorum. Alo Almanya, merhabalar. Buyurun efendim, Erhan Nacar ben. Buyurun. Alo. 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 Hanımefendi buyurun. Ya size bir şey danışmak istiyorum. Eşim vefat etti. Ebru Hanım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunun şeyine emekli çıkabilir miyim? Eşiniz ne zaman vefat etti? 3 sene oluyor. 3 yıl. Peki Türkiye'de mi vefat etti? Yurt dışında mı? Almanya'da mı? Yurt dışında. Evet. Peki yurt dışında çalışması var mı? 3 sene çalıştım. Hangi yıl vefat etti? 2016'da. Tamam. Onunla ilgili oradaki evrakları, Türk müydü eşiniz bu arada, affedersiniz? Efendim? Eşiniz Türk müydü efendim? Türk. Mavi kartlı değildi değil mi? Değil. Tamam. Oradaki Türk konsolosluğuna işlettiniz mi bu vefatı? Tabii. İşlettiniz değil mi? Gittik, Türkiye'ye getirdik cenazesini. Tamam. Başınız sağ olsun efendim. Ümit, 1800 gün çarpı 27.28 yapalım, çok affedersin. 49.122 Türk lirası. 49.122 Türk lirası yatırırsanız 2000 liraya yakın maaş alabilirsiniz hanımefendi. Duyuyor değil mi? Evet efendim. Tamam.
adına çok teşekkür ederim Müzer Bey. Sizi bunu... hep izliyorum ben telefon izleyeceğim. Allah sizden razı olsun. İsminiz nedir? Saniye. Tamam Saniye Hanım, hayırlısı olsun. Bununla ilgili bizden isterseniz gelin, ben size ücretsiz dilekçenizi de ben doldururum efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hanımefendi. Erhan Bey, araya girmek istiyorum. Bu arada da tamam. WhatsApp'lar düzeliyor sanırım. Evet. Sizin atmış olduğunuz. Evet sevgili seyirciler, bak WhatsApp'lar düzeliyormuş Ebru Hanım, istersen son bir dakika evet. Uyarı yapalım. Türkiye'de biliyorsunuz ki WhatsApp'ta ve internette bir problemimiz vardı ama şu anda normale dönüyor. WhatsApp'ta dolayısıyla 0532-156-67-01 numaralı telefondan ister normal arayabilirsiniz, ister WhatsApp yoluyla arayabilirsiniz ya da mail olarak ya da mesaj olarak sorularınızı gönderebilirsiniz. Başka numaralar vardı, 2 tane numara vardı. Tabii onları ki, da tekrarlarsan Ebru Hanım. Düşük emekli maaşı aldığınızı düşünüyorsanız 0533-150-26-29 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 0533-150-26-29. Ayrıca bir telefon daha vereceğim. Tabii sen ver bütün telefonları. zaten vatandaş bekliyor, biz tabii bekliyoruz. Boyuna telefon ver ama burada bir ton arayan var, haberin olsun. Tamam. Çabuk ol biraz. Otomatik bilgi paylaşım dilekçesi hakkında sormak istedikleriniz de vardı. Biz ev ziyaretlerinde ve sizden gelen telefonları ben hep not aldım. O yüzden bu konuyla alakalı sizlere yardımcı olmak istiyoruz. 0532-156-67-01 numaralı telefondan yine sorularınızı sorabilirsiniz. Ebru Hanım topu attı gene. Evet. Otomatik bilgi paylaşımı. Bak Ümit.